Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Ceset çiçeği ya da Latince adıyla Rafflesia, Güneydoğu Asya'ya özgü yaklaşık 30 alt türü bulunan, genişliği 1 metreye ve ağırlığı ise 11 kilograma kadar ulaşabilen dünyanın en büyük çiçeğine sahip olan bitkisidir. Bitki 1818 yılında Joseph Arnold tarafından Sumatra'daki Endonezya yağmur ormanlarında bulunduğunda ona keşif gezisinin lideri Sir Thomas Stamford Raffles'ın ismi verilmiş. Neden Arnold'un ismi verilmemiş diye sorabilirsiniz. Bu jest ya tipik İngiliz nezaketinden ya da tam tersi bir sebepten ötürü yapılmış olabilir. Çünkü Rafflesia çürümüş et gibi kokan bir bitkidir. Bu nedenle de ceset çiçeği olarak da biliniyor. Normal olarak bir bitkinin temel organları kökü, gövdesi yani sap kısmı ve yapraklarıdır ama doğada bunların hepsine birden sahip olmayan ceset çiçeği gibi bitki türleri de vardır. Yaprakları, sapı ya da alıştığımız anlamda kökleri olmayan bu bitki sadece 2 hafta yaşar. Ceset çiçeği Endonezya, Tayland ve Malezya'nın bazı bölgelerinin resmi çiçeği olarak kabul edilmiştir. Bitkinin ceset gibi kokmasının bir de nedeni var. Polenlerini taşıyacak olan sinekleri kendisine böyle çeker. Bu taktiği geliştiren tek bitki de ceset çiçeği değildir üstelik. Örneğin bir yılan yastığı türü olan Arum palestinum, çürüyen meyve kokusuyla meyve sineklerini kendisine çeker. Hatta zavallı sinekleri bir gece boyunca kapanan çiçekler içinde hapsederek onları serbest bırakmadan önce polenlerini iyice bulanmasını sağlar. Dünya üzerinde ceset çiçeği olarak adlandırılan yine oldukça iri ve kötü kokulu bir çiçek daha var. Amorphophallus titanum ya da sonradan verilen ismiyle Titan arum. Ayırt edici olması için ona leş çiçeği de denir. Hatta onun içinde yanlışlıkla dünyanın en büyük çiçeği olduğu söylenir. Fakat ceset çiçeği ile leş çiçeği aynı bitki ailesinden değillerdir. Kötü kokan bir bitki arıyorsanız ta Endonezya'ya kadar gitmenize hiç gerek yok. Ülkemizde de ağaç formunda kötü kokulu bitki örnekleri vardır. Örneğin en olmadık yerlerde bitiveren istilacı bir ağaç türü olan kokar ağaç yani Ailanthus altissima gerçekten de kötü kokar. Keçi boynuzu yani Serotonia siliqua da çiçeklendiğinde kötü kokan bir ağaçtır. Ayrıca mabet ağacının yani Ginkgo biloba'nın dişi bireylerinin meyvelerinin de kötü kokulu olduğunu belirtmek gerek. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek vermek isterseniz abone olmayı, beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.